Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Prenses bebeğimin yapımına devam ediyorum. Bu bölümde kafasını yapacağız arkadaşlar. Sadece kafa yapımını, yüz şekillendirmesini, ağız ve burun yapımını, yüz şekillendirme, kaş göz işleme hepsini arkadaşlar bu videoda bulabileceksiniz. Toplu bir şekilde sadece kafayı yapacağız. Daha sonra peruk kısmına geçeceğiz bir sonraki videoda. Gövdesi bakın böyle elbisemiz. Prenses elbisesi, ayçiçeği detaylarımız var. Boyumuz 35 santim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen kafa yapımına geçiyorum. Ten rengi olarak Alize Cotton Gold'un 401 numaralı ipini kullanıyorum. İpim 100 gram 330 metre. 55% pamuk koton, %45 akrilik karışımlı bir ip. Göz olarak 12 milim göz kullanacağım. Tığım 2 milim. Şimdi kafayı yapmaya başlıyorum. Sihirli halka yapacağım. Bir tane zincir çekiyorum burada. Sihirli halkanın içine 8 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptım. Şimdi sihirli halkayı çekip sıkıştırıyorum. Buraya ip koyuyorum arkadaşlar işaret olarak. Bu şekilde. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada her bir sık iğnenin içine çift yapacağım. Yani 8 tane çift yapmış olacağım. Birinci çift. İkinci çiftim. Aynı boşluğa 2 tane yapıyoruz. Üçüncü. Dört. Beş. Altıncı çift. Yedinci ve son. Bakın işaretim bu tarafta. İşaretimin olduğu ipi sık iğneye örmüyorum arkadaşlar. Onu oradan çıkarıyorum. Sıra başım burası. Buraya yerleştirdim. Sayım 16 sık iğneye çıktı. Şimdi bu sırada bir tane örüyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift şeklinde yapacağız. 8 kere bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorum. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Tek, bir çift, bir tek, bir çift. 8 kere bir tek, bir çift yaptım. Sayım 24 sık iğneye çıktı arkadaşlar. Şimdi burada bu sıradan sonra 6 kere arttıracağım. Şimdi burada dördüncü sırada 3 tane örüyorum. 2, 3 tane ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. 3 tek bir çift. 3 tek bir çift şeklinde bu kez 6 kere arttırma yapacağım. 3 tek bir çift. 2,
3 tek, 1 çift. Tek, 1 çift. 3 tek, 1 çift. İki, üç tek, bir çift. Toplam 6 kere 3 tek, bir çift yaptım. Sayım 30 sık iğneye çıktı. Şimdi 5. sıradayım. 4 tane öreceğim. Tek tek. 2, 3, 4 tek, bir çift. Bir kere yaptım. 5 kere daha 4 tek bir çift, 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 5 kere daha yapıp bu sıramı da tamamlayacağım. Tamamladım. Sayım 36 sık iğneye çıktı. Şimdi 6. sırada 5 tek bir çift yapacağım. 2, 3, 4, 5 tek, 1 çift. 6 kere yine 5 tek, 1 çift. Bir kere yaptım. 5 kere daha 5 tek, 1 çift yapıp sıramı tamamlayacağım. Tamamladım. Sayım 42 sık iğneye çıktı. Şimdi bu sırada 6 tane örüyorum. 3, 4, 5, 6 tane tek tek yaptım. Sıradakine çift yapıyorum. 6 tek, 1 çift. Yine 6 tek, 1 çift şeklinde 5 kere daha yapıp artırmalarımı tamamlayacağım. Tamamladım. 8. sıradayım. Sayım 42 sık iğne, 48 sık iğneye çıktı arkadaşlar. 7. sıra sonunda. 8. sırada 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne örüyorum. Sıradaki boşluğa çift yaparak arttırmamı yaptım. 7 tek, 1 çifti 5 kere daha yaparak arttırmalarımı bu sırada da tamamlayacağım. Sihirli halka ipini güzelce çekin arkadaşlar, iyice sıkışsın. Artırmalarımı tamamladım. Sayım 54 sık iğneye çıktı bu sıra sonunda. Şimdi 9. sıradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne yan yana ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. Bu arttırmayı 5 kere daha yapacağım. 8 tek, 1 çift şeklinde tamamlayacağım. Tamamladım. Arttırmaları tamamlayınca 6 tane arttırma yaptım. Sayım 60'a çıktı. Şimdi bu sırada da arttıracağım. Buradan başlıyorum. 3 tane arttırma yapacağım bu sırada. 19 tane sık iğne öreceğim. Böyle 19 tane örelim. On dokuz tane ördüm. Sıradaki boşluğun içine çift yapıyorum. 19 tek, bir çift. Şimdi bundan 19 tek, bir çiftten 2 kere daha yapacağım. 19 tek, bir çift. 19 tek, bir çift. 2 kere daha yapıp geliyorum. 3 kere arttırma yaptım. Sayım 63 sık iğneye çıktı. Şimdi 11 sıra 63 sık iğne öreceğim. 11. sıradan başlayacağım. 21. sırada dahil 63 sık iğneyi 11 sıra öreceğim. Dümdüz. Ben tamamlayıp geliyorum. 11 sıra 63 sık iğneyi ördüm.
Sıra sayılarını arkadaşlar şurada yazıyorum. İngilizce de olsa sayılar anlaşılıyor. Oradan sık iğne sayılarını, sıra sayılarını takip etmeniz daha kolay olur. Şimdi bu sırada 28 tane sık iğne örerek başlıyorum. Arka arkaya tek tek 28 tane sık iğneyi böyle öreceğim. 28 sık iğneyi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi burada göz yerlerini, göz takacağım yerleri belirleyeceğim. Bir boşluk atlıyorum. Yanındakine batıp sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne ördüm. İkinci göz yerini belirleyelim. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Yanındakinden başlayıp sıra sonuna kadar 25 tane sık iğneyi öreceğim. Tamamladım. 25 tane sık iğne yaptım. Sayımız değişmedi arkadaşlar. Zincirleri de sayarsak yine 63 tane sık iğnemiz var. Şimdi buradan bir sıra 63 sık iğne öreceğim. Zincirin olduğu yere kadar 28 tane öreceğim. 28 tane ördüm. Zincir çektiğim yere geldim. Onun direkt içine batıyorum. Bir tane de buraya yapıyorum. Aradaki 8 sık iğneyi örüyorum yine. Yedi, sekiz. Yine zincirin boşluğuna batıp bir sık iğne de buraya yapıyorum. Sıra sonuna kadar 25 tane sık iğnem var. Onları da örüp bu sırayı da tamamlayacağım. Tamamladım sıramı, işaretimi sıranın başına takıyorum. Şimdi bu sırada arttırma yapacağım. Önce 22 tane tek tek sık iğne yapacağım. 22 tane örelim. 22 tane sık iğne yaptım. Şimdi sıradaki sık iğnenin içine 2 tane yapıyorum. Yani çift yapıyorum. 2 tane tek tek örüyorum sık iğne. Çift yaptım, 2 sık iğne yaptım. Tekrar çift yapıyorum. 2 sık iğne. Çift 2 sık iğne yapacağım. 3 oldu. Tekrar çift yapıyorum. 2 tane tek tek örüyorum. 4 oldu. Çift yapıyorum. 2 tane örüyorum. 5 oldu. Çift yapıyorum. 2 tane yapıyorum. 6 oldu. Çift yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. 7 oldu. Bir daha sayalım arkadaşlar. Yanlışlık olmasın. Şimdi çift 2 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere çift 2 sık iğne yaptım. Şimdi tekrar çift yapıyorum. Ve burada 19 tane sık iğnem kaldı. Sıra sonuna kadar 19 sık iğneyi örüyorum. Sekiz, 19 tane sık iğnemi ördüm, sıramı tamamladım. 8 tane arttırma yapmış olduk. Burada 8 arttırma yaptık. Şimdi bu sırada sayım 71 sık iğneye çıktı. 63'tü. 8 tane arttırdık, 71 sık iğneye çıktı. Şimdi 71 sık iğneyi öreceğim.
4 sıra öreceğim arkadaşlar. Toplam 4 sıra 71 sık iğne olarak dümdüz örüp geleceğim. 4 sıra 71 sık iğne yaptım. Şimdi bu sıradan itibaren eksiltmelere başlayacağım. 22 tane sık iğne örüyorum. 4, 22 tane örelim. 22 sık iğneyi yaptım. Şimdi eksiltiyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar eksiltiyorum. 2 sık iğne. Eksilt, 2 sık iğne yapacağım. Eksilt. 2 sık iğne. Bunu 8 kere yapacağız. Eksilt. 2 sık iğne. Eksilt. 2 sık iğne. Tekrar eksilt, 2 sık iğne, eksilt, 2 sık iğne. Kaç tane olmuş bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Şimdi bir tane daha yapacağım. Eksilteceğim. 7 kere eksilt 2 sık iğne yaptım. Son eksilttim. Kalan 19 sık iğnemi öreceğim. 19 tane sık iğne var. Eksilttikten sonra 8. eksiltmeden sonra 19 sık iğneyi sıra sonuna kadar yapıyorum. Dokuz sık iğnemi yaptım. 63 sık iğneye düştü sayım. Şimdi bu sırada 5 tane örüyorum. 2 3 4 5 tane ördüm. Eksiltiyorum. 5 ör, 1 eksilti. 9 kere yapacağım arkadaşlar toplam. Bir kere yaptım. 5 ör, 1 eksilti. 9 kere sıra sonuna kadar. Zaten 9 tane olmuş olacak arkadaşlar. 6 tane değil. Burada 9 tane 5 ör, 1 eksilt yaparak bu sıramı da tamamlayacağım. 9 kere 5 ör, 1 eksilt yaparak sıramı tamamladım. Sayım 54 sık iğneye çıktı. Şimdi arkadaşlar bu aşamada gözlerini yerleştirelim. Burada birer zincir çekerek göz yerlerini belirlemiştik. Oralara yerleştiriyorum. Evet, şimdi devam edeceğim. Şimdi buradan itibaren 6 tane eksilterek devam edeceğim. Bir önceki sırada 9 tane eksiltmiştim. Bu sırada 7 sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5
6, 7 tane ördüm, eksiltiyorum. 7 ör, 1 eksilt şeklinde 6 kere yapacağız bunu. Bir kere yaptım ben. Toplam 6 kere yapmış olacağız. 5 kere daha yapıp geleceğim. 6 kere 7 ör, 1 eksilt yaptım. Sayım 48 sık iğneye düştü. Şimdi bu sırada 3 tane 3 sık iğne yapıyorum. Eksiltiyorum. 6 tane yapacağım. Tek tek 2 3 4 5 6 tane ördüm, eksiltiyorum. 6 ör, 1 eksilti. 5 kere yapacağım. 4 5 6 ör, 1 eksilt. İki, üç, dört, beş, altı ör. Bir eksilt. Bu sırayı göstereyim arkadaşlar. Kesme yerlerini kaydırarak şuralarda delik oluşmasını önlüyorum. O yüzden başlangıçta 3 tane ördüm, bir tane eksilttim. Sonra 6 ör, 1 eksilt şeklinde devam ediyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6 ör, 1 eksilt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ör, 1 eksilt. Burada 3 tane sık iğnem kaldı. Sıra sonuna kadar. 2, 3. 6 ör, 1 eksilt yaptık ama kaydırarak yaptık arkadaşlar. Sayım 42 sık iğneye düştü. Şimdi bu sırada 5 öreceğim. 2 3 4 5 tane ördüm, eksiltiyorum. 5 ör, 1 eksilt şeklinde 6 kere yapacağız. 5 ör, 1 eksilt. Toplam 6 kere eksiltmiş olacağım buraya kadar. 6 kere eksiltme yaptım. Sayım 36 sık iğneye düştü. Şimdi bu sırada da kaydırarak eksilteceğim. İlk başta 2 sık iğne örüyorum. Eksiltiyorum. Devamında 4 sık iğne örüp bir tane eksilteceğim. 1 2 3 4 sık iğne ördüm, eksiltiyorum. Bunu 5 kere yapacağım. 4 ör, 1 eksilti. 5 kere yapacağım. Sıra sonunda 2 tane sık iğnem kalacak arkadaşlar. Oraya kadar 5 kere, toplam 5 kere bir tane yaptım ben. 4 tane daha 4 ör, 1 eksilti yapıp geleceğim. 4 ör, 1 eksilt 5 kere yaptım. Bakın burada 2 tane sık iğnem kaldı. 2 sık iğneyi de ördüm. Sıramı tamamladım. Sayım 30'a düştü. Şimdi daha fazla daralmadan elyaf doldurmak istiyorum. Boncuk elyaf kullanıyorum böyle. Biraz daha dolduracağım ben. Yanak kısımlarını.
İyice bastırarak doldurun arkadaşlar. Şekillendirmek önemli. Böyle gelişi güzel yerleştirmeden doldurursanız kafamızın şekli güzel olmaz. Bakın ben böyle tepesini sivriltmiyorum. Bakın şu kısımları da yanak kısımlarını daha da ilerleyen sıralarda dolduracağım arkadaşlar. Şu anda şimdilik yeter. Şimdi eksiltmelerime devam ediyorum. 2 sıra daha kaldı. Sayım 30'a düşmüştü bir önceki sırada. Şimdi bu sırada 3 öreceğim. Bir tane eksilteceğim. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Eksiltiyorum. 3 ör, 1 eksilti. 6 kere buraya kadar tamamlayıp geleceğim. Tamamladım. 6 kere 3 ör, 1 eksilti yaptım. Şimdi son sırada sayım 24'e düştü. Bu sırada da 6 tane eksiltme yapacağım. 1 tane örüyorum. Eksiltiyorum. 2 tane örüyorum şimdi. Önce 1 ör, 1 eksilti yaptım. 2 ör, 1 eksilti. 2 ör, 1 eksilti. 5 kere yapacağım. Başta 1 ör, 1 eksilti yaptık. Şimdi 2 ör, 1 eksilti. 5 kere yapacağım. 2 ör, 1 eksilti arkadaşlar. 1 2 ör 1 eksilt 1 2 ör 1 eksilt 2 ör 1 eksilt. Burada bir tane sık iğnem kaldı. Onu yapıp sıramı tamamlıyorum. Sayım 18'e düştü. Yandaki sık iğneye batıp şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Biraz uzun bırakıyorum. 30 santim kadar. 30-40 santim kadar uzun bıraktım. Bununla boynu dikeceğiz. Hem gövdeden hem kafadan ip bırakarak boyun kısmını dikiyorum. Kafamız bitti. Şimdi yüz şekillendirmesini yapacağım. Böyle yorgan iğnesi ince fakat uzun. Çok kalın değil kullandığım iğne. Böyle 1,5 metre kadar ipi iki kat yaptım arkadaşlar. İki kat taktım. Ucunu düğümlemedim. Şimdi yüzünü şekillendirmesini yapacağız. Bakın arkadaşlar şu anda belli olmuyor. Ama şekillendirdikten sonra ve kaş, göz, burun, ağız hepsini işledikten sonra yüzün şekli ne kadar değişiyor arkadaşlar. O yüzden yüz şekillendirme çok önemli. Şimdi şöyle arkadan gözün hizasından buraya çıkıyorum. Gözün tam kenarına. İplere taktırmayın arkadaşlar iğneyi ki geri girerken takılmasın. Boşluktan çıkarın iğnenizi. Bu şekilde gözün alt kısmına
geçireceğim. Bakın geçti. Şimdi burada aynı yerden batıyorum. Bakın aynı. Takılmamasına dikkat edin. Şöyle yine gözün yan tarafına çıkıyorum. Bunu böyle çekiyorum arkadaşlar. İp içeri gidiyor. Daha sonra buradan gözün diğer tarafına batıp ilk başlangıç noktasına ipimi çıkaracağım. Aynı noktaya. Bunu üstten geçireceğim. Şöyle biraz iğne yardımıyla arkasına geçirmeye çalışalım. Evet. Şimdi geçti arkadaşlar. İyice bastırıyorum. Daha sonra çünkü açılıyor. Bakın bunu da öyle yapmıştım. Daha sonra gözleri geriye açılıyor. O yüzden sıkmakta bir sıkıntı yok. Buraları zaten sonradan bakın dolduracağız. Bu yanak kısımlarını. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Diğer gözü yapacağım. Aynı işlemi diğer göze de uyguluyorum. Buraları elyaf az olduğu için bakın. Şimdi dolduracağım. Daha sonra da ilave edeceğim. Şu anda güzel görünmedi orası. Buraları sıkıca düğümleyip içeri çekeceğim. Eşit olmasına dikkat edin.
Göz çukurluğunu oluşturduk. Şimdi gözlerini işleyeceğim arkadaşlar. Böyle Alize Cotton Gold'un yeşil bir ipi var arkadaşlar. Bunu kullanacağım gözün renkli kısmı için. Ayrıca beyaz ve koyu kahverengi iplerimi de hazırladım. Taktım iğnelerimi şöyle. Yeşil ipimi de taktım. Böyle 30 santim kadar. Şimdi gözün şu alt kısmına şuradan yeşil bir hat geçeceğim. Renkli bir göz görünümü olsun. Normalde gözümüz siyah bir göz. Şuraya çıkacağım arkadaşlar, bakın. İki sıra üstüne buraya ve buraya batacağım. Şu arttırmadan sonra iki sıra üstüne dedim arkadaşlar. Şöyle. Hemen dibine batmaya çalışıyorum. Gözün aparatı olduğu için biraz zor oluyor ama mümkün olduğu kadar göze yanaştırmaya çalışıyorum. Şimdi böyle bunu yapıştıracağım arkadaşlar. Şimdilik böyle kalsın. Diğer göze geçiyorum. Aynı şekilde şu kısmı. Şimdi bu yeşil kısımları böyle havada durduğu için arkadaşlar onları yapıştıracağım. Herhangi bir yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz. Ben de böyle kadens yapıştırıcı var. Çok amaçlı yapıştırıcı diye almıştım. Yalnız pek iyi yapıştırmıyor. Hemen yapıştırmıyor. Biraz zaman geçtikten sonra orada kalıcı oluyor. Şöyle çok az beyaz bir tutkal gibi bir şey. İzi kalmıyor arkadaşlar. Şöyle alt kısmına. Herhangi bir yapıştırıcıyla da tutturabilirsiniz. İyice kuruduktan sonra yapışıyor arkadaşlar bu yapıştırıcı. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Bunları tabii ki bağlayacağım burada. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Gözümüze farklı bir şekil katıyor arkadaşlar böyle. Şimdi beyaz ipimi aldım. Aynı çıktığım yere yukarıya çıktım. Bakın buraya. Önce boyuna çıktıktan sonra
Diğer çıkmam gereken yere daha kolay çıkıyorum arkadaşlar. O yüzden önce boyuna çıkıyorum. Yine burada aşağı kısma çıkmak daha kolay olacak. Yeşilin üstünü kapatmasın. Şimdi diğer gözü yapalım. Önce bu göze çıkayım. Bakın bu yeşille beyazı yaptığım yerin yan tarafına, aynı hizaya. Yine buraya çıkıyorum. Bu duruyor arkadaşlar. Yapıştırmaya gerek yok. Zaten kirpikleri yaparken de biraz tutturacağız. Şimdi diğer gözün aynı hizaya böyle aynı eşit olsun arkadaşlar. Çıkıyorum. Beyazı battığım yere. Şimdi bu kahverenginin katını ayıracağım arkadaşlar. Tek kat. Tek kat ip taktım. Yine buradan giriyorum.
Aynı şekilde yapıyoruz. Diğerini yaptığım gibi. Şimdi kaşlarını yapacağım. Kaşı bakın bu kirpiğin üzerinden 1, 2, 3, 4. sıraya işaretimi koydum. Yine bunun da 1, 2, 3, 4. sıraya bu kirpiğin hizasına işaretimi koydum. Buraya çıkıyorum. Düz kirpik yapıyorum arkadaşlar. Şuradan 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. Bir alt sıraya. Şöyle aşağıya arkadaşlar. Aynı sıraya değil. Battım. Şimdi diğer kaşın başlangıcına çıkacağım. Bunu da 4, 1, 2, 3, 4, bir sıra altına. Bu şekilde kaşlarımız da. İplerimi bağlıyorum burada. Düğüm atıp kafanın içine doğru gizliyorum. Burnu kaldı. Bir de dudağı arkadaşlar. Burnunu yapalım. Burun işaretledim arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 sık iğne ara veriyorum. Etamin iğnesi taktım. Şöyle tek kat yapacağım. Yalnız 4-5 kat geçeceğim burada. İki oldu. Üç. Dört. Daha beş. Beş kere geçtim. Şöyle. Etrafında dolayacağım.
Bu şekilde burun da tamamlandı. Dudağını nasıl işlediğimi göstereceğim şimdi. Ben bu ipleri kullandım. Farklı iplerde kullanabilirsiniz istediğiniz renklerde. Yalnız koton ip olsun. Bu kalınlıkta, Alize Cotton Gold'un kalınlığında koton ip. Etamin iğnesi kullanıyorum. 50-60 santim kadar uzun bir ip kestim. Şimdi burnun, bakın burnu işlediğim yerden 1-2 sıra altına tam hizasına 3 sık iğne ara vererek dudağın üst kısmını işleyeceğim. Şöyle bakın. İki tur gideceğim arkadaşlar. Bir kere daha. Yalnız bu kez aşağıya çıkacağım. Bakın böyle bir sık iğne bu tarafına, bir sık iğne de bu tarafına çıkacağım. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5 tane sık iğne ara vermiş olacağım. Şuraya çıkacağım arkadaşlar. Birer sık iğne yanlara geçeceğim. Şuradan batıyorum. Böyle çıktım. İki bölümde de ikişer kat üstte ve altta ikişer kere geçtim arkadaşlar. Şimdi şöyle yaklaştırayım. İki. Üçüncüyü geçerken üst dudağda geçiş yapıyorum. Şimdi ikisini birlikte saracağım. Üç. Bakın burada 3 tane çizgi oldu. Dört. Beş, bir tane daha yapacağım. Altı kere. Şuradaki çizgiler 6 tane arkadaşlar. Şimdi yan tarafa geçiş yapacağım.
Bir tane daha geçeceğim arkadaşlar. Bu tarafı biraz daha küçük gibi duruyor. Evet. Şimdi buraya batıyorum. Dibine hemen. Buraya değil de bir sık iğne iç tarafa, yani üstte yaptığım şuna paralel olarak 3 sık iğne arayla alt dudağı yapacağım. Ona da 2 kere doluyorum. Bir tane daha. Aynı. Buraya batıp İsterseniz böyle kalabilir. Ya da şimdi benim yapacağım gibi bir kat çizgi çekebilirsiniz. Arize Cotton Gold ya da işte kullandığınız ipin tek katını şöyle geçiriyorum. Dudağın büyümesini istemiyorum yan tarafa doğru arkadaşlar. O yüzden şuralara batacağım. Yani bir sık iğne yan tarafa geçmiyorum. Üst dudağın hemen dibine battım. Çok hafif bir koyuluk versin diye bu işlemi yapıyorum. Arasına geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi ipleri düğümleyip içeri alacağım. Şekilde.